Değerli öğrencilerim, merhabalar dostlar. Şimdi eşkenar dörtgen deltoid, yani 16. bölümümüze geçiyoruz bu videomuzla birlikte. 16 tane de köşe taşımız varmış. Sonra tarama testleri, konu testleri derken videomuzu çeker bitiririz arkadaşlarım. Şimdi ilk etapta birinci köşe taşıyla başlayalım. Şu odaklanma muhabbetini de bir ayarlayalım. Şöyle biraz parlaklığımızı da açıyorum. Ve evet, ilk sorumuzla başlıyoruz. ABC'de eşkenar dörtgen. AKB eşkenar üçgen. Şimdi eşkenar üçgende biliyorum ki üç kenar uzunluğu birbirine eşit. Eşkenar dörtgende de biliyorum ki dört kenarın uzunluğu eşit. O zaman dördüne de şu aynı simgeyi koyalım. Ve bakın şurada bir ikizkenar üçgen çıktı karşımıza. Bu ikizkenar da bize soruyu çözdürecek muhtemelen. Şimdi eşkenar üçgenimin bütün açıları 60 dereceydi. Şunlara bir 60'larımızı çakalım şöyle. DKB'yi görelim. DKB. Şuradaki açının tamamını 130 vermiş. E bir tarafına 60 yazdıysak diğer tarafına ne yazmak zorundayız? 70. Tabi bakın bu ikiz kenar üçgenimin taban açılarından biri 70. O zaman hemen diğer eşit açıya da 70'i yazdım. 70, 70, 140. Üçüncü açıma da kaldı 40 derece dedim. Ve dostlar bakın şuradaki açıyı toplamda 100 bulduk. Tıpkı paralel kenarda olduğu gibi eşkenar dörtgen de bir paralel kenardır. Dolayısıyla burada da bir U kuralı mevcuttur. 100 ise şu denizli açısının tamamının 80 olması gerekir arkadaşlarım ki 70 buraya yazdıysak alfaya da Edirne kaldı diyebilirim. Evet, geldim ikinci sorumuza. ABCD eşkenar dörtgen, AC eşittir EC. Tamam, bunu gördük. 72 olduğuna göre alfa kaç derecedir diye bir soru soruyor bize dostlarım. Hemen başlayalım. Şimdi şu ikizkenar üçgen, bunu bir kullanacağız tabii ki birazdan. Öncelikle şöyle yapalım. Şuraya bir karşılıklı açılar eşit olduğu için tıpkı paralel kenarda olduğundan dolayı buraya da bir alfa çakalım biz bir. Bu bir olsun. Sonra şu 72 ile şuradaki açının, şu Edirne açısının toplamı iki iç açıdan bir dış açıya eşit kuralından arkadaşlarım. Burasıyla 72'nin toplamı alfaya eşit olacak. O zaman bu açıya biz alfa eksi 72 yazabiliriz. İkiz kenarı görmüştük. İkiz kenardan dolayı şu açı da alfa eksi 72 olur. Sonrasında seçeneğimiz bol. İstersek şu ikiz kenarlığı kullanıp şuraya da alfa eksi 72 yazalım. Ve şu küçük üçgenin iç açılarının toplamı 180 olacak deyip alfa alfa alfa, yani 3 alfamız var. Bir de eksi 144'ümüz var, eşittir 180 olacak deyip başlayabiliriz soruyu çözmeye. Şimdi hepsi 3'e bölünüyor. Bir bölelim isterseniz hepsini 3'e. 3'e bölsek alfa, 3'e bölsek 48, 3'e bölsek 60. Alfa eşittir 48'i buraya atarsam 60 artı 48'den 108 geldi. Cevabım Bursa'dan geldi. Ve geçtim 3 numaralı soruya. ABC'de eşkenar dörtgen, bir eşitlik görüyorum dostlarım ki eşkenar dörtgende de bununla bu zaten birbirine eşit. Bakın şurada bumerang var. Üçgende açıda açıklamıştık bunu. Bumerangın iki kenarıyla şu iki kenarı birbirine eşitse şuradaki açımızla buradaki açımız birbirine eşit ölçüye sahipti. Demek ki burası da 20. Sonra eşkenar dörtgende karşılıklı açılarımız eşit. Tıpkı paralel kenarda olduğu gibi. O zaman burası da 60. Bir de bumerang çakalım. Bumerang neydi? İçerideki 3 açının toplamı dışarıdaki alfaya eşit. 60, 80, 20 daha 100 eşittir alfadır dedik. Şuna bakıyoruz. Bir eşkenar dörtgen, bir açıortay var burada dostlarım. 30 derecemiz var. Alfa kaç derecedir diye bir soru soruyor bize. Başlayalım bakalım. Şimdi şunlara biz bir x, x diye seslenelim. Sonra şu 30'la x'in toplamı iki iç açıdır. Şu üçüncü alfanın dışına eşit olacak. Şurası 30 artı x. Sonra bu eşkenar dörtgense bunlar birbirine eşittir. O halde burası da 30 artı x olmak zorundadır. Sonra şu büyük üçgene bakıyorum. 30 var. 2x var. Şurada da 30 artı x var. Bunların toplamı 180 olacak. Toplarsak bunları 60 artı 3x geliyor. Eşittir 180. 3x eşittir 120. X eşittir 40 çıktı. X 40 ise şu açımızın ölçüsü
Evet, x'i 40 bulduktan sonra da hemen 30 artı x 70 dedim. 70'in de dış açısı 110 derece olacak. Denizli'yi işaretledim dostlarım. Birinci köşe taşını gömdük. Hemen çevirdik arka tarafı. Geldik ikinci köşe taşımıza. Uzunluk sorusu. AC'yi 16 vermiş. Şimdi eşkenar dörtgende tıpkı paralel kenarda olduğu gibi köşegenler birbirini ortalıyor. Yani AC'ye 16 dediyse burası 8, 8 olacak. BD'ye 12 dediyse burası 6, 6 olacak. Eşkenar dörtgenin paralel kenardan ayıran en önemli özelliklerden 3 taneden biri de şu. Köşegenleri dik kesişiyor. O yüzden buraya 90'ı çaktım. Ve bakın 6, 8, 10 üçgeninden Denizli'yi işaretledim. Geldim buna. Yine bir eşkenar dörtgen çevre ABCD nedir diye soruyor. Bize de AC ile BD'nin kareleri toplamını 72 vermiş. Bakınız şöyle yapıyorum yine. Şuna AA, şuna da BB diyorum. Eşkenar dörtgenimin bir kenarına da X yazıyorum. Şimdi AC'nin karesi dediği 2A'nın karesidir dostlarım. 4A kare. BD'nin karesi dediği 2B'nin karesidir. 4B kare. Eşitmiş 72'ye. 4'e bölüyorum hepsini. A kare artı B kare eşittir 18 geliyor. Şimdi zaten Pisagor bağıntısı dedim. Bakın şu köşegenler dik kesişiyor demiştim birinci soruda. Ve Pisagor'u yazarsanız şu dik üçgende X kare A kare ile B karenin toplamına eşit. Yani şurası aslında X kare. Eşitmiş 18'e. Dolayısıyla X eşittir 9 çarpı 2'den 3 kök 2. Bize 4x'i yani çevreyi soruyor. 12 kök 2'yi paketledim. Üçüncü sorudayız dostlarım. ABCD eşkenar dörtgen diyor. Yine şu köşegenlerin dik kesiştiğini bir göstereyim mi ben? DK 5'miş. Bakın DK 5 3 de devamında var. Bu köşegen toplamda 8. 2'ye bölünecekti tam ortadan. 4 burası. Şuraya da 1 kaldı. Hemen şurada Pisagor'umu çakıyorum. Şuraya x yazayım. 7'nin karesi eşittir. 1'in karesi artı x kare. Buradan 48 eşittir x kare. X eşittir ne geldi dostum? 4 kök 3. Demek ki burası 4 kök 3. Burası da 4 kök 3. Hemen şuradan da Pisagor çakalım. 4, 4 kök 3 ise işte 30, 60, 90'ı da görebilirsiniz aslında ama hani şurası kesin 60 derece çünkü şurası 30 ise 30'un karşısı 4 ise 60'ın karşısı 4 kök 3 olmalı falandan. Ama ya da Pisagor yapabilirsiniz. 4 kök 3'ün karesi şuna y diyelim. Y kare eşittir 4 kök 3'ün karesi 48 artı 4'ün karesi 16'dan ne geliyor? 58, 64 geliyor. Y eşittir 8'i buluyorsunuz. Çevremizde 4 tane 8'den oluşuyor. 32'yi paketledim. Evet, dördüncü sorumuz. 150 var. BC'yi 6 vermiş. Olduğuna göre X kaçtır diye de bir soru soruyor bize. BC 150. Şimdi 150 ise arkadaşlarım U kuralından şurası 30. Köşegen açıortaydır. 15, 15 böldü. Şurayı da aynı şekilde 15, 15 şeklinde böldü. İkiz kenarmış. Burası da 15 oldu. Şurası 15, 15'ten 150 gelir. Şurası da 30 derece çıktı. 30'u da bulduk. Şimdi 6 ise bu da 6, bu da 6, bu da 6 geldi. Başka ne yapalım? 15'in karşısı K, 15'in karşısı 6. Şuraya bir K yazayım ben de. Şurada bir benzerlik gördüm arkadaşlar. Şu üçgenle şu üçgen benzerler. Bir deneyeyim bakayım bir şey geliyor mu? 15'in karşısı K, büyükte 15'in karşısı 6. Küçükte 150'nin karşısı 6, büyükte 150'nin karşısı K artı X geliyor. Buradan 36 çıkıyor. K çarpı K artı X. Ya çok bir işime yarar mı? K çarpı K artı X. Zannetmiyorum. Bir de bir işime yarayacağını çok da zannetmiyorum arkadaşlarım. Başka bir çözüm bulalım. 30, 15. Şimdi şunu uzatırsak şurası 45 derece olacak. 30 ile 15'in toplamı 2 iç açı bir dış açıya eşitten. Hemen 90'ı çizdim karşısına. Şekil biraz garip oluyor ama böyle çizmişler arkadaşlarım. 90'ın karşısı 6 ise 45'lerin karşısı 3 kök 2. Şurası da 3 kök 2 olacak. Sonra 30'un karşısı 3 kök 2 ise 90'ın karşısı şu uzunluk 6 kök 2 olacak. Yani cevap Denizli'den geldi. Evet, 2 numarayı da gömdük. Hemen 3 numarayı açtım arkadaşlarım. Bakalım bu ne diyor? 12 var, 15 var. Açıortaymış bunlar. Biliyorsunuz iki açıortayın arası 90 derecedir.
Demek ki burası tam köşegenlerin kesim noktası olacak. Şunu da şöyle uzatıp bunu da uzatıp tam bu köşeye getirebilirim. Çünkü köşegenler açıortaydı ve köşegenler dik kesişiyordu. Şurası tabii ki 90. Bakın 9, 12, 15 üçgeninden burası 9. 12 ise burası 12. Yine şurası da 15 geldi dostlarım. Ah bacı formülünü yapıyorum. Yani dik kenarların çarpımı 9 ile 12'nin çarpımı hipotenüsle yüksekliğin çarpımına eşit kuralını yapıyorum. 5'e böl 3'e bölelim 5, 3'e bölelim 4. 36 eşittir 5x. 36 bölü 5 eşittir x. Yani 7.2 çıktı sorumun cevabı. Geldim bu soruya. Bakın yine aynı muhabbeti yapacağım arkadaşlarım. Yine köşegenleri şöyle uzatacağım ve dik kesişiyorlar diyeceğim. Bir kenar 25'miş, buraya 25 yazdım. Burası x oldu. Sonra şurada bir diklikten diklik indiği için öklik yapalım. Şuraya k diyelim. Şurası 25 eksi k olsun. Bakın 12'nin karesi yani 144 eşittir k çarpı 25 eksi k olur. Şimdi 144 neyle neyin çarpımıdır diye düşünelim. Burası 9 ile 16'nın çarpımıdır. Demek ki birisi 9, birisi de 16 olacak. K'ya 9 desem burası 16 oluyor. Hemen K'ya 9 yazdım. Buraya da 16 yazdım. Bakın sağladı. Toplamları 25. Çarpımları da 144'ü sağladı. 12, 16, 20 üçgeninden de sorumun cevabı Denizli'den geldi arkadaşlar. Yine bakın iki açıortay, aralarındaki açı 90 derece. Demek ki bunlar köşegenmiş diyorum. Uzatıyorum, köşegen olduklarını gösteriyorum. Bana AB'yi 10 vermiş. O zaman bir kenarımız 10. Hepsine 10 yazalım. Alan ABCD'yi 80 vermiş. AE ile EB'nin toplamı nedir diye de bir soru sormuş. Şimdi alan ABCD 80 ise şu 4 üçgenin alanı 20, 20, 20, 20 şeklinde dağılır arkadaşlarım. Çünkü 4'ünün alanı eşittir birbirine. Sonra bu üçgenin alanının 20 olduğunu ben nasıl buluyorum normalde? Şu kenara A, şu kenara B dersem şurada göstereyim. A çarpı B bölü 2'dir 20 olan dik kenarların çarpımının yarısı. Demek ki A çarpı B 40. Sonra A kare artı B kareyi de biliyorum bakın. A kare artı B kare Pisagor yaparsam onun karesidir 100. Benden de ne istiyor? A artı B'yi istiyor değil mi? AE ile EB'nin toplamını. Şimdi ne yapacağım dostlarım? A artı B'nin karesini açma yazacağım. Çarpanları ayırma yapıyorum. Birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Şimdi biz A çarpı B'yi biliyoruz. 40'mış, 2AB 80 olur. A kare artı B kareyi biliyoruz 100'müş. Demek ki A artı B'nin karesi dediğim şey 180. 180 de neyle neyin çarpımı? 36 ile 5'in çarpımıdır. 36 ile 5. 36 kök dışına 6 diye çıkar. 5 içeride kalır. 6 kök 5'i paketlerim. Şu soruya bakalım. Yine köşegenlerimizin dik kesiştiğini, bunların açıortay olduğunu şöyle gösterelim. Burası da x, burası da 7. Eşkenar dörtgenin çevresi 100'müş. O zaman 4'e bölersem bir kenar 25 santim olacak. 25, 25, 25 ve bakın 7, 24, 25 üçgeninden x'imiz de 24 gelecek. Evet, 3 numarayı da gömdük. Şimdi burada duralım isterseniz arkadaşlarım. Bir sonraki videomuzda da kaldığımız yerden devam ederiz. 13 dakika olmuş. Bir sonraki videoda devam edeceğim dostlar. Hadi öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.